صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوفوا بعهدي أوف بعهدكم من إياي فارهبون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bizleri tekrar buluşturan Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz hamd-i senalar olsun. Bu nimet hakkımızda tamam olsun. Allah'ımız Celle Celaluhu ölünceye kadar devam sebat istikametler nasip buyursun. Amin. Bu bir ahde vefadır. Bu muamele sözde durmanın göstergesidir. Son sohbette sözleştik ki bayramdan sonraki ilk hafta toplanacağız. Biz de umreye gidip döneceğiz. Size dua edeceğiz inşallah dedik ve Rabbimiz sözümüzde durmaya muvaffak etti. Elhamdülillah. Mevla Teala buyuruyor Estaizu Billah ve evfû bi'ahdî ufî bi'ahdikum. Siz bana verdiğiniz sözde durun ki ben de size verdiğim sözde durayım. Ve iyyâye ferhebûn. Söz bozmak hususunda ancak benden korkun, benden. Şimdi Allah'ımıza verdiğimiz sözler nelerdir? Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim sorduğunda ruhlar aleminde, kalu bela, hepimiz evet Rabbimizsin dediğimiz günde, Allah-u Teala'ya iman edeceğimize, Peygamberine sallallahu teala aleyhi ve sellem ittiba edeceğimize uyacağımız, dostlarına yardım edeceğimize, şeriatını, sünnetini yaşayıp yaşatacağımıza dair söz vermiş bulunuyoruz. Bu sözü hatırlıyor musunuz? Elestü bi rabbikum bezminde kalu bela dediğinizi hatırlıyor musunuz? Zünnûn-u Mısri Hazretlerine sordular ki Mevla bu sözden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de fakat biz ruhlar aleminde böyle bir söz verdiğimizi hatırlamıyoruz. Sen hatırlıyor musun? Buyurdu ki kennehul an fi uzuni. Sanki dedi Rabbimin o sorusu şu anda kulağımda çınlıyor dedi. Öyle hatırlıyor. Şimdi bizim de ne demememiz lazım? Ne dememiz lazım? Bu sözü hatırlıyoruz dememiz lazım. Çünkü Allah-u Teala yalan söyler mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de bunu hatırlatıyor. Sa'leveyde kader rabbuke min beni ademe min zuhurihim zürriyetehum ve eşhedehum ala enfusihim elestu bi rabbikum kalu bela. En tekulu yevvel kıyameti inna kunna an hada gafilin. Kıyamet günü biz bu sözleşmeden gafil idik, habersizdik, biz böyle bir şey hatırlamıyoruz demeyesiniz için. Kaçta Kur'an indirdim, peygamber gönderdim ve size bildiriyorum. Habibim senin Rabbin Ademoğullarının sülbünden, bel kemiklerinden, sırtından zürriyetlerini çıkarttı. Zerrecikler halinde hepimiz Adem babamızdan kıyamete kadar gelecek nesil hepsi ruhlar aleminde, zerrecikler halinde. Mevla Teala herkesi kendisine şahit tutarak, ben sizin Rabbiniz değil miyim sordum. Onlar da evet Rabbimsin dedi. Şimdi bunu Kur'an-ı Kerim'de yazdı. Bunu hatırlıyor musunuz? Hatırlıyoruz diyeceksiniz. Çünkü Allah Teala yalan söyler mi? Haşa. Madem ki böyle yaptım buyuruyor, bu haktır değil mi? İnsan bazı kere rüyasında bir şey görür. Sonra uyandığı vakitte ne yapamaz onu? Hatırlayamaz. Halbuki görmüştür onu. Fakat onu da bilir. Sonra birisi ona hatırlattığı vakitte ne yapar? Hemen hatırlayınca ha tamam ya böyle olmuştu der değil mi?
resmede bulunduk. Allah'ımızla taahhütte bulunduk. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim indirdi. Bize peygamber göndererek bu sözleşmeyi hatırlattı. Ne demememiz lazım? Ben böyle bir şey duymadım, bilmiyorum. Böyle demememiz lazım. Ya ne dememiz lazım? Hatırladım, tamam. Mevla buyurduğuna göre bu tamam, hat. Siz bana verdiğiniz sözde durun, ben de size verdiğim sözde durayım. Şimdi Allah'a inanacağımıza söz verdik, sözümüzde elhamdülillah iman ettik. Peygamber'e uyacağımıza söz verdik sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar uyuyoruz onu bilmiyorum. Onun bir hesabını yapalım. Onun dinine yardım edeceğimize söz verdik. Şeriatini, sünnetini yaşayıp yaşayacağımıza söz verdik. Ne kadar duruyoruz onu bilmiyorum. Bu sözlerde duralım ki Mevla da bize verdiği sözde dursun. O bize ne söz verdi? İman edip salih amel işlerseniz, Habibime, dostlarıma ittiba ederseniz, cennetime girdireceğim, cemalimi göstereceğim, rızama erdireceğim. Allah sözündedir, caymaz. İnnallâhe lâ yuhliful mîyâd. Biz de sözümüzde durursak, inşallah kazananlardan oluruz. Şimdi cemaatle sözleşiyoruz. Bazı kere soruyorum onlara, söz veriyor musunuz? Hep birden diyorsunuz ki söz veriyoruz. Bu söz vermenin manasını tam anlayamıyorsunuz. Yani kime söz vermiş oluyorsunuz? Aslında kime söz vermiş oluyorsunuz? Allah. Estağfirullah. İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh. Habibim, seninle sözleşenler ancak Allah ile sözleşmiş olurlar. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile sözleşmek nasıl mümkün olacak? Medine'ye dahi gitsek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Onunla görüşmek mümkün olmayacak. O zaman el ulema varatetul enbiya, alimler peygamberlerin varisleridirler. Varis ne demek? Baban ölse onun varisi kim olur? Sen olursun. Babanın malı mülkü kime kalır? Sana kalır. İnnel enbiya lem yuridu dinara ve la dirhama. Peygamberler arkalarına altın, gümüş, mal, miras bırakmazlar. İnnemâ verratül ilim, ancak ilim bırakırlar. Şeriat, sünnet, Kur'an, fıkıh. Femen ekezevi ekezebi hazzun vafir. O ilimden nasibini alan peygamberin mirasından en büyük hisseye konmuş olur. Ulema ümmeti kenbiyâi beni İsrail. Benim ümmetimin alimleri ne gibidir? Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Peygamberdir denmez ama peygamberin yaptığı işi yapıyor. Yani kainatın efendisinden sonra sallallahu aleyhi ve sellem peygamber gelecek olsaydı ne yapardı? Kur'an'ı anlatırdı. İşte onun şeriatını, onun sünnetini yaşardı, yaşatırdı, ona çağırırdı, davet ederdi. Peki peygamber gelmeyeceğine göre bu vazife kim yapıyor? Alimler yapıyor. İşte onlar onun, o peygamberin varisleri. Şimdi o alimlerle sözleşen kiminle sözleşmiş oldu? Resulullah ile. Resulullah ile sözleşen kiminle anlaşmış oldu? Mevla ile. Ne bitti? Hemen nekete fe innemâ yenküzü alâ nefsi. Bu sözünü bozan kendi aleyhine bozmuş olur. Allah zarar etmez, Resulullah zarar etmez. Alimler de zarar etmez. Hemen evfâ bimâ hâde aleyhullah. Allah'a verdiği sözü ifaden yani yerine getiren feseyyûtîhî ecrân azîmâ. Muhakkak yakında Allah ona büyük bir ecir ve mükafat verecektir. İnşallah siz o mükafata ereceksiniz. Çünkü sözünüzde durdunuz bak. Sözleştik, toplaşacak mıyız? Toplaşacağım. Ne için? Allah razı olsun. Ama bakarsın ki milletin bir kısmı sözü bozar. Allah bizi onlardan etmesin. Sözde duranlara Allah'ın rahmeti vardır. Sözünü bozanlara Allah'ın laneti vardır. Yahudi. Kur'an-ı Kerim bu hususta çoktur. Estaizu billahi innemâ yetedekkerûlül elbâb. Ancak halis akıl sahipleri düşünür de anlar. Karışıksız, bulaşıksız akıl fikir sahipleri yola gelir. Kimdir onlar? Ellezîne yûfûne bi'ahdillâh. Allah'a verdikleri sözde duranlar ve lâ yenkudûnel mîtâk. Sözlerini bozmayanlar. İnsanlarla verilen sözler aynıdır. Efendim, Allah'a verilen sözler aynıdır. Bütün ahitler vefa ister. وَالَّذ۪ينَهُمْ لَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَاعُونَ. Benim dostlarım ahitlerine riayet ederler, sözlerini gözetirler Allah buyuruyor. Celle şanuhu ve celle cilâhu. اَسْتَعِذْلَا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ. Müminlerden öyle erkekler var ki صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهِ عَلَيْهِ.
Allah ile ne hususta anlaştılar? O sözde sadık oldular. Yani doğru dürüst çıktılar. Allah bizi de o sadıklara ilhak eylesin. Yani sözü bozmadılar. فَمِنُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ Kimisi hacetini gördü, yani Allah yolunda şehit oluncaya kadar ayrılmadı. Kimisi şehit olamadı ama şehit olmayı bekliyor. Asla sözlerini tebdil etmediler. Yani değiştirmediler. Şimdi adama diyorsun ki şu gün şurada Allah için toplaşacağız. Allah'ın dininden konuşacağız. Efendim söz mü gelecek misiniz? Söz veriyor. Ondan sonra milleti davet edeceksiniz mi? Söz veriyor. Ondan sonra bakarsın ne kendi geliyor ne kimse getiriyor. E bu adam şimdi Allah'ın yolunda şehit olmaya çağırsan gelir mi? Şurada sıcak yerde, rahat yerde oturmaya gel. Bu sözü tutmayan adam efendim malını canını Allah'ın yolunda feda etmeye gelir mi? Onun için çok az adamla yola çıkılır. Bu zamanda cami dolusu cemaat elene 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 kalır sana kaç tane. Allah Teala Tekaddes Hazretleri cümlemize devam sebat versin. Kendimize güvenmeyelim, büyük de konuşmayalım. Allah'ımız yolunda malıyla canıyla cihaden muvaffak eylesin. Fedakarlık nasip eylesin. Dünya işlerini geri plana, ahiret işini ön plana çıkarmayı nasip eylesin. Şimdi bu ahiret işidir. Allah'ın yoluna yardım, dinle davet işidir. Nice insanlar, misafirim var, işim var, şuyum var, buyum var. Bu işi geriye bırakırlar, o işi öne alırlar. Halbuki bu gece ölseler, bundan hayır görecekler. Öbür işlerinde hiçbir fayda göremeyecek. Bunu bilenler işte sizin gibilerdir. Onlar ahiret ticaretini gözetirler. Allah-u Teala'nın dinine yardım ederler. Şimdi diyeceğim bugün Türkiye ve dünyadaki Müslümanlar sıkıntı içerisindedirler. Büyük darlık içerisindedirler. Zillet içerisindedirler. Yani horha hakir duruma düşmüşlerdir. Kafirler güçlü durumda gözükmektedirler. Halbuki Allah'ın dinde Celle Celaluhu sivrisineğin kanadı kadar güçleri yok. Görüyorsunuz ki Amerika istediğimi vururum diyor. İstediğimi asarım, istediğimi keserim. Kimse bana bıçak karışamaz. Şu anda onun borusu ötüyor. Diyorlar ki süper güçtür. İstediğini yapar, kimse ona engel olamaz. Ancak Allah engel olabilir. Celle Şanı Celle Celle. Allah-u Teala'nın indinde Amerika'nın, Rusya'nın, birleşmiş bütün kafir devletlerinin bir sivrisineğin kanadı kadar gücü yoktur. Ve hükmü yoktur. İsterse şu anda bu gecede onların hepsini işini bitirir. Sele gark eder. Bir fırtına oldu yine Amerika'da. Kaç eyalet sular altında kaldı. Ne arabalar yürüyor, ne bir şey. Hepsi sel basıyor. Suyla baş edemiyorlar bak. Su nedir? Allah'ın ordularından birisidir. Rüzgar nedir? Allah'ın ordularından birisidir. Hatta sivrisinek bile nedir? Allah'ın ordularından birisidir. Nemrud'un ordusunu sivrisineğe yedirttim öyle. Şu anda istese bu süper gücüm geçinen milletleri, devletleri Mevla Teala bitlerle, pirelerle yenebilir ha. O kadar bit pire bir anda halk edebilir ki gözüne, ağzına, burnuna kadar sokar ki yatağında boğar. Uyanana kadar her tarafı bit pire dolu. Allah bunu yapmaya kadirdir Celle Celaluhu. Beni İsrail'e karşı Firavun'a yaptı bunu. Firavun ve ordularına İslam'la فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْضَفَادِعَ وَالْدَّمَ اَيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ Firavun ve adamlarına Mevla Teala ne yaptı? Tufan gönderdi. Tufan yani ses. Öyle su bastı, bütün yatak gölgen havaya kalktı. Her şey havada yüzü. Geller dediler, ya Musa dediler. Sen Rabbine yalvar, seni dinler dediler. Bu suyu çeksin de biz sana inanacağız. O da dua etti, su çekildi. Bir zaman sonra yine isyan ettiler. O zaman Mevlana gönderdi, çekirge. Birkaç ay geçmedi, bir çekirge bastı memleketi. Kapkacak, her yer çekirge, vıkır vıkır kaynıyor. Şimdi Mekke Medine'de öyle ya. Ömrede şimdi bayramda ne kadar çekirge var idi ya. Kaynıyor çekirge. Kabe'nin üstü bütün çekirge yapışmış. Allah. Çekirge kadar olamadık. Nasıl yapışmış?
kapışıyor az tarafı görsen. Ya. Tabii bu bir berekettir. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında çekirgeler azaldı. Bir çekirge kalmayınca o mübarek dedi ki bir çekirge bana getirene mükafat vereceğim. Hiç çekirge kalmadı. Medine'de bulamadılar. Etrafta bulamadılar. Sonra birisi Yemen'e gönderdi. Irak'a gönderdi. Çekirge arattırdı. Yemen tarafından gelen elçi bir avuç çekirge getirdi. Hazreti Ömer'in önüne döktü dedi. Al dedi, çekirge buldum sana. Allahu Ekber, tekbir getirdi Hazreti Ömer. Sevindi. Dedi ki ben hadis-i şerifte işittim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah Teala 1000 tane ümmet yarattı. 600'ü denizde, 400'ü karada. Yani canlı türleri. Denizde daha fazla var canlı türü. 600'ü denizde, 400'ü karada. Yani insan bunlardan bir çeşittir yani. Canlı yaşayan türler. Bu ümmetlerden ilk helak olacak olan çekirgelerdir. Yani nesli kesilecek olanlar. Eğer çekirgenin nesli kesilirse, ipi kopmuş tespit taneleri gibi 1000 tane ümmet karada ve denizde tek tek helak olacak. Onun için dedi çekirge arattırıyorum ki ümmetlerin helaki başladı mı başlamadı mı? Ne zaman çekirgeyi buldu sevindi yani ki helak başlamadı. Ümmetleri yok olmaya başlamadı. Şimdi de yani kaynıyor maşallah Mekke Medine. Çekirge bol. Ta helak başlamadı ya. Yani. Sonra Mevla bir çekirge gönderdi. Böyle uçuyorlar ki adamın gözüne giriyor. Razı-ı Mutare dedi. Gece teheccüde namaz kılıyorum da Kadri Şerif'in yanında. Atladı üstüme. Kapı nerede? Orası dedi. Ben de uykum gelmiş. Nasıl gözüm açıldı ya? Ebre uyuyacağım, şaşırtacağım ne okuduğumu bu sefer. Mevla bir çekirge yolluyor adama. Gözünü açma ister. Korkuyorsun çekirge namazda. Yani uykulusun ya, bir ürküyorsun böyle. Pat gidiyor. Kalkıyor, yapışıyor beni. Şimdi düşünün ki bütün ev, ocak, kap, çanak hep çekirge dolsa. Bıkır bıkır bıkır. Buna kim baş edecek ya? Şey gibi yani ha, su gibi. Su nasıl böyle sel basar öyle basıyor çekirge. Dediler ya Musa Allah'a yalvar ya kaldırsın bunu başımızdan. Bir nefes alalım da sana inanacağız. Çekirgeyi de kaldırdı. Mevla ondan sonra yine inkar ettiler. Daha da erince dediler herhalde bu tabiat olayıydı yani. Geldi geçti şimdi nasıl olsa bir daha geldi. Bu sefer Mevla ne yolladı? Bel kummele bit. Bit yolladı. Ben de konuşuyorum sesle zannediyorsunuz ki bu adam hikaye anlatıyor. Ayet okuyorum sana işte bit yolladım diyor. Zannediyorum Araf suresinde dedi bunu. Gösterebilir misin cennet tefsirden? Bir bit kapladı ki ortalığı boyundan fazla bit var ya. Batarsın içinde ya. Gözünü açamazsın. Nasıl öldüreceksin? He fıs fıs sigarım. Sen fıs fıs sigana kadar o seni yedi zaten. Herifin biri bit ilacı ve efendim satıyormuş ya, tecrübelidir de denenmiş dedi. Bunu sıktın mı dedi. Bit kalmaz. Birisi de aldı gitti sık 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 sık. Bir şey yok. Her taraf bit kaydı. Geldi ona dedik ne kandırıyorsun milleti ya dedi. Hani bu ilaç denenmişti dedi. Hiçbir şey öldürmüyor dedi bu ya. Nasıl dedi sen kullandın onu dedi. Nasıl kullanayım dedi ya sıktım her tarafa dedi. Öyle sıkmayacaksın dedi. Biti yakalayacaksın gözünü açacaksın içini sıkacaksın dedi. Aha dedi. Onu yakaladıktan sonra ilaca ne lüzum var dedi. Sen sıkarsın fıs fıs. O senin gözüne girdikten sonra. He? An meselesidir Allah için. Olduğu yerde yaratıyor. Belkum mele bit yolladı. Ya Musa şunları kaldır ya. Bitten boğulduk biz sana iman edeceğiz. Firavun ve hanedanı diyor bunu. Bunu da açtı Mevla. Bir iki ay geçti. Yine isyan ettiler. Bu sefer vabbafadiha kurbağa yolladı. O kurbağa da bir acayip bir şey. Vukur vukur kanka her taraf. Bir yer kalmadı kurbağasız. Yine yalvardılar, müracaat ettiler. Musa Aleyhisselam da Allah'a yalvardı. Yine onu da böyle açtı. Yine isyan ettiler. Şu Beni İsrail. Yani Beni İsrail derken Musa Aleyhisselam'ın ümmeti değil, o vakit Firavun ve taraftarları yaptı. Reddeme. Ondan sonra kan yolladı. Mevla Teala. Kan ne gibi? Su gibi. Şimdi nasıl mesela yağmur yağdı? Her taraf su akıyor ya. Öyle Mevla her tarafı kan etti. Suları kan etti. Allah Allah. Musluğu aç kan akıyor.
Bir ırmağa kan akıyor. En nilu kâne demen lil kıptı ve li beni Yakub'a mâ emmedâ min a'zamil iberi. Şair diyor ya, mektubatta. Nil ırmağı kıptılere, kıptiler kim? Firavun'un milleti kıptiydi. Kıptilere kan akıyor, Yakub oğulları, yani İsrail oğulları Musa'dan ümmetine su akıyor. Aynı ırmak ha. Bu ibretlerin en büyüklerinden. Alıyorlar bir ibrik su aldı mesela Nil'den, efendim. O suyu içecekler. İki tane şeyi var. İbriğin nesi var efendim? Ucu var. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın ümmeti bu tarafından içerken ona su akıyor. Kıptilerden olan öbür ucundan içiyor. Aynı ibrikten ona kan akıyor. Aynı ibrikten. İki taraftan şey ucu var. Hayat-ı mufassalat. Allah ne ayetler gösterdi, ne mucizeler gösterdi. Yine iman etmediler. Sonunda ne yaptı onları? Kızıldeniz'de balıklara yem etti. Bu kadar. İnanırsan, inanmazsan cehenneme kadar yolun var. Şimdi diyorum, süper güç dedikleriniz yağmurla baş edemez, rüzgarla baş edemez, volkanla baş edemez, kasırgayla baş edemez, bitle sinekle baş edemez. Edemez. Ama onlardan korkuyorsunuz, Allah'tan korkmuyorsunuz. Haşa ve kella. Görüyorsunuz şu Müslümanların hali. Türkiye'de bundan ibret alsın. Bütün dünya Müslümanları da halini efendim Kur'an'a arz etsin. Sünnet seniyeye mukayese etsin. Bakalım ne haldeyiz. Şimdi Allah-u Teala bize yardım ediyor mu etmiyor mu? Ediyor ama Müslümanlara yardım ediyor ama İslam ümmetlerinin tümüne yardım etmiyor. Çünkü eğer yardım etseydi ne olmamız lazım gelin? Galip olmamız lazım. Çünkü ayet kerimesine estağfirullah in yansurkumullahu فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Allah size yardım ederse kimse sizi yenemeyecek. E şimdi madem ki bizi yeniyorlar, bizi mağlup ediyorlar, demek ki Mevla bize tam yardım etmiyor. Allah'ın yardım ettiği taraf mağlup olmaz ki. وَاِنْ يَخْدُرْكُمْ O sizden yardımını çekerse فَمَنْ ذَلَّذِنْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ Peki ondan sonra size kim yardım edecek? Kimse yardım edemez. فَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ İnananlar ancak Allah'a güvensinler. Celle Celal. Başka yok. Şimdi Mevla'nın yardımı gelirse işimiz bitti. Yani dünyada ahirette rahat ettik. Bu yardım nereye bağlı? Bunu düşünelim. Estağfirullah. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ Vallahi Allah Celle Celaluhu zatına yemin ediyor. Kendisine yardım edenlere mutlaka yardım edecek. Allah'a yardım edenlere. اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيُّنْ عَز۪يزٍ Allah Teala çok kuvvetlidir, pek izzetlidir. Aynı gücü yerindedir, hiç eksilmemiştir. Peki Allah'a yardım edenler kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ قَامُ الصَّلَاةَ وَاَتَوُ الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَوَانِ الْمُنْكَرِ Okullar ki biz onlara yeryüzünde imkan iktidar verirsek evvela ne yaparlar? Beş vakit namazı cemaatle hakkıyla kılarlar. Zekatlarını taslaman verirler. İyiliği emrederler, kötülükten nehyederler. Peki. Şimdi Allah Teala yakın zamanda Müslümanlara bir imkan verdi mi vermedi? Bir fırsat verdi mi vermedi? He? Bir iktidar verdi mi vermedi? Peki. Ne yaptı Müslümanlar? Beş vakit namazı hakkıyla, cemaatle, vakti vaktinde, tadil erken üzere, huzur ve huşu içerisinde kıldı mı kılmadı? Kılmadı. Kıldı derseniz şahit isterim sizi. Hangisini gördünüz camide sabah namazında? Bir de duyuyorum ki şimdi bir laf geldi kulağıma. Doğrudur. Bir tanesi diyor ki biz şimdi cihat yapıyoruz dedi. Namaz kılmasak da olur. Evet. Cemaate gelmiyor. Namaz kılmasak da olur diye fetva veriyor da. Cihat yapıyorum. Ne cihat yapıyorsun sen be? He? Mevla buyuruyor ki ben fırsat vereceğim namazını dosdoğru kılanlara ben yardım ederim. Bu ayete göre sana Allah yardım eder. Etmedi işte, etmediği de meydanda. Mağlup etti seni, mahcup etti seni. Niye tövbe etmiyorsun, akıllanmıyorsun, uslanmıyorsun, Allah'a dönmüyorsun da. Şimdi taçasız kaptıran, yakayı kaptıran, ne deva başlattılar? Biz Avrupa'dan gideriz, müracaat ederiz, insan haklarımızı isteriz. Peki ulaike kelen âmü belû mebal
Onlar hayvanlar gibidir, hayvanlardan da çabuktur Allah buyurduğu. Efendim hayvandan, adi adamlardan insan hakkı işte istenir mi? Kâfir hayvandan aşağıdır. Sen de ona diyorsun ki bana insan hakkımı ver. Peki niye Allah'tan istemedin? Resulullah'tan istemedin? Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Niye duaya sarılmadın? Alimlere, evliyaullah'a müracaat etmedin? Başın sıkışınca. Ya adamın başına bir bela geliyor. Nereden geldiğini de bilmiyor. Yani bir hastalık var, onun derdini de bilmiyor. Buna derman olur mu ya? Doktora gitsen, ben hastayım, ilaç ver. Neren ağrıyor? Bilmiyorum ki neren ağrıyor. Neren ağrıyor bilmeden adam sana ne ilaç verecek? Şimdi Müslümanların başına bir sıkıntı geliyor. Ya bu nereden geldi? Adamlar diyorlar ki, sarıklı cübbelilerin yüzünden geldi. Niye? Efendim onlar köze baktılar. Bak şimdi teşhise bak. Ne kadar yanlış bir teşhis. Bu teşhise göre ilaç alırsalar ne olurlar bunlar? Hapı yutarlar. Yanlış teşhis çünkü. Buna göre bu hap bunlara zarar eder. Halbuki Mevla buyuruyor. فَلَوْلَا اِذْ جَاءُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. Bizim azabımız onlara gelince niçin bize yalvarmadılar? Şimdi Allah'ın abi azabı geldi, bir sıkıntı geldi, bir musibet geldi. Ne yapacaktın? Allah'ın kapısına gidecektin, yalvaracaktın. Allah'ın kapısı nedir? Secde Allah'ın kapısıdır. Cami Allah'ın kapısıdır. Sohbet Allah'ın kapısıdır. Alimler Allah'ın kapısıdır. Çünkü ulema peygamberlerin varisleridir. Peygamberin kapısıdır. Peygamber de Allah'ın kapısıdır. Bitti. Şehit Ahmet Bedevi Hazretleri efendim Mısır'da yatar. Çok büyük şehit ve velilerin reisi. Onun hakkında ne diyor? Feseyyidül Bedevi babul Mustafa vel Mustafa babul ilahi limen kasal. Şehit Bedevi Hazretleri Mustafa'nın kapısı. Yani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bizim şeyhlerimiz, bizim büyüklerimiz, Efendi Hazretlerimiz vesaire, ulema meşah, kimin kapısı? Resulullah'ın kapısı. Resulullah kimin kapısı? Allah'ın kapısı. Sen o kapıya gelsene. Halini arz etsene. Allah'tan yardım istesene. Sen ne diyorsun? Ben gideyim Avrupa'dan insan haklarını ararım. O gözün altında uzak bulursun. Bekle. Ne yapacaksın? Amerika mı kurtaracaksın? Ondan sonra bak biz gittik nereye? Mekke'ye, Medine'ye, Bedir şehitlerine, Uhud şehitlerine. Niçin gittik? Orada dualar %100 kabul oluyor. Ramazan ömresi. Resulullah Efendimiz'le beraber hac yapmak gibi. Buhari hadisinde. Ondan sonra Ramazan'ın son gecesi. Artık %100 dualar kabul. Biz son gece hatim duasına yetiştik Mekke'de. Ondan sonra bayram gecesi. %100 kabul. Bayram sabahı. %100 kabul. Mekke-i Mükerreme'de. Hültezem'de Hacer-i Esved'le kapının arasında. Asla geri dönmez. Altınoğlu'nun altında, Safa üstünde, Merve'nin üstünde, Zemzem kuyusunda efendim 14 yerde Mekke'de. Ne yapmaya gittik? Keyfimize gitmedik. Dua yapmaya gittik. Kime? Size. Cemaata, ehli sünnet ve cemaata, dünyadaki Müslümanlara, Cezayir'inden, Filistin'inden, Keşmir'inden, Somalisi'nden, Doğu Türkistan'dan, Afganistan'ından, Çeçenistan'ından, bütün dünya Müslümanlarına Allah'tan nusret istemeye, yardım istemeye gidildi. İnşallah da boş dönülmedi. Çünkü Allah'a arzu hal veriyorsun. Bayram günü çoluğun çocuğunu bırakıyorsun gidiyorsun. Bayramda ben senin evine gelseydim sen bana bir şey ikram etmez miydin bayramda? Boş mu çeviriyordun beni bayramda yok. Peki bayramda Resulullah'ın ziyaretine giden adamı Resulullah boş çevirir mi? Çevirmez. Ona arzu hal ettik. Dedi ki biz senin korumana girdik ya Resulallah. Cemaatimizle, ihvanımızla, Müslüman kardeşlerimizle, Türkiye'de gidiyor Müslümanlar. Senin himayene girdik. Bitti. Sizi de katıyoruz tabii. Biz nerede siz orada. Biz sizden ayrı hiçbir zaman kendimizi tek başına düşünsek zaten reddoluruz. Cemaatin hürmetine bağışlanırız inşallah. Sen niye Allah'ın kapısına gelmiyorsun? Bir de bakarsın ki bayram. Aa hepsi gitti bir yere tatile. Aa 5 yıldızlı oteller. Efendim, içki içilen, kumar oynanan, fuhuş yapılan otellerde Müslümanız diyenler bayram tatilinde. Ondan sonra Allah yardım edecek. Bekle! Etmez. Müslümanlar burada ayet konuşuyor, hadis konuşuyor burada.
Siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Sen kime yardım ediyorsun? Dine davet ediyor musun? Dine hizmet ediyor musun? Ön planda nereyi tutuyorsun? Ön planda dini tutuyor musun? Bak imkan verdim sana Allah'a diyor. Namazı dosdoğru kıldın mı? Camide kıldın mı? Sabah namazına gittin mi? Sabah namazına cemaatten gelmeyen adam münafık damgasından sahabe-i kiram tarafından damgalanmıştır. Münafık damgası almıştır. Peki sabah namazına cemaate gelmedi. Ben cihat yapıyorum. Cemaate gelmesem olur. Bu ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihat yapmadı mı? Hem de kılıç kılıca. Düşman karşıda. Sahabe-i kiram bu tarafta. Namazı bıraktı mı lan? Bırakmadılar. Cemaati bıraktı mı lan? Namazı değil. Tek başına bile kılmadılar. Harpte cemaat yaptılar ya. Öğlen namazında bütün ordu birden cemaatle kıldılar. Namaz bitince kafirler uyandılar. Vah biz ne ettik ya? Niye? Bunlar namazdayken bir bindirseydik işlerini bir toptan bitirmiştik. Şimdikine bunlar namazı bitirdi. Herkes aldı silahını eline. Biz bunlarla nasıl baş edeceğiz? Ya merak etmeyin dediler. Bunların önünde bir ikindi namazı var. Analarından babalarından çok severler. Bak görüyor musun? Gavur bile anlayacak ki bu Müslüman namazı anasından babasından çok sever. Gavur bu notu verecek sana. Kafir böyle biliyor sahabeyi bak. Anasından babasından çok sever diyor ikindi namazını diyor. O namazdayken bindiririz bunlara. İkindi namazına durmadan evvel hemen ayet geldi. Mevla kafirlerin hilesini bozdu. Ne hileler kurdular Allah bozdu. Yine o Allah duruyor. Bizim hakkımızda da ne oyunlar ne hileler kuruluyor. Rabbim bozuyor yoksa. Oho bize bir nefes aldırmazlar ya. Sevle ve idâ künde fîhîn fâkam telûmus salâh. Habibim sen de aralarında olduğun zaman namaz kıldırırken hep birden cemaatle namaza durmayın. Orduyu ikiye böl. Bir kısmı seninle bir rekat kılsın. Bir kısmı cephede dursun düşmana karşı. Sonra o bir rekat kılanlar cepheye gitsin. Yürüseler zarar etmez yani. Yürümelerini namazda sayıyorum diyor Mevla. Yani dünya kelam konuşmasınlar. Silah elinde yürüsün gitsin diyor. O namazdadır. Sonra cephedekiler gelsinler senin arkanda. Bir rekat da onlar kılsınlar. Böyle diye iki rekatlık namazda zaten her bir kısmın bir rekatı kalır. Onu kendi tamamlasınlar. Hani ki biz bir rekata yetişemezsek nasıl tamamlıyorsak aynı. Dört rekatlı namazda zaten hatta seferde ise iki olur fazla. Zamandır. Mesela Uhud'da seferi olmadılar. Hendek'te seferi olmadılar. Yakındır Medine'ye mesafe. O vakitte dört rekattır. Dört rekattaysa tabii iki rekat imamla kılmış olurlar. İki rekat kalanı kendiler kaza ederler. Böylece. Yani hem toptan durmasınlar ama cemaati de bırakmasınlar diyor bak. Yani yarısı cemaatle kılsın, yarısı sonra kendi kılsın demiyor. Bir rekat kılsın gelsin, kılsın gelsin, kimse cemaati kaçırmasın. Kafirler de hazır beklediler, tam ikindi namazda duracak. Bir baktılar, yarısı cemaatle durdu namaz, yarısı cephede bekliyor. Bunlar dedi, öğlende böyle yapmadı bu, ikindi de ne oldu bunlara ya? Tabi onların Allah'a var, her şeyi haber verin. Celle Celaluhu. Aynı Allah bizim Mevlamızdır, sahibimizdir, yardımcımızdır. Biz onun dinine yardım etmiyoruz ki kardeşim. Siz bana yardım ederseniz ben size yardım ederim. Buraya dikkat et. Ya eyyühellezine amenu. Ey inanmış kullar. Hepiniz buraya dahilsiniz. Kûnû ensârallah. Allah'ın yardımcıları olun. Emir veriyor bize. Biz Allah'ın yardımcısı. Nasıl olabiliriz? Dinle yardım, Kur'an'a yardım, efendim, alimlere yardım. Ne yardım? Malından canından. Şimdi buraya bir insanı davet etmek, getirmek Allah'a yardımdır. En büyük yardımdır. Çünkü adam ayet duymamış, hadis duymamış, sohbet duymamış. Hiçbir şeyden haberi yok. Bir anlatıyorsun, bakıyorsun 40 sene içeceğim kumar oynayan adam bir sohbette yola geliyor, tövbe ediyor, seni beni geçiyor. Bunun bende çok misalleri var. Sizden de duyuyorum çok tanışlarınızın başına gelmiş. Peki sen bu adamı niye çağırmadın? Çağırdım getiremedim. İp takıp getir demedim sana ki. Vazifen çağırmaktır. Çağırdınsa geldiyse sen de kazandın o da kazandı. Gelmediyse sen yine kazandın o kaybetti. Burada sende bir rizika yok ki zarar tehlikesi de yok. Davet vazifendir. Kemâ kâle İsa ibn-i Meryem'e Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam dediği gibi lil havariyine havarilerine men ensâli ilallah ben Allah'ın dinine davete çıktım. Bana kim yardım edecek? Bak peygamberler yardımcısız yapamadılar bu işi. Musa aleyhisselam ne istedi Allah'tan? Vec'alli veziran min ehli Harun'e ehi. Ağabeyim Harun'u da bana vezir yap yardım etsin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına yapamadı bu iş. Ya inanan cemaatle yaptı. 40. Müslümana kadar namazları gizli kıldılar. Ne zaman Hazreti Ömer İslam'a geldi? Bundan sonra Allah'a gizli ibadet etmeyeceğiz dedi. Ondan sonra açığa çıkarttılar.
Mevla bunu estağfirullah. Ya eyyühen nebiyyü, ey nebiyyü zişan, hasbukallahu ve men ittebaake minel müminin. Allah sana yeter ve sana uyan inananlar da yeter. Bak sana uyan müminler sana yeter. Yani Mevla ben yeterim sana, kimseyi bırak boşver demedi. Sana uyan müminler de yeter. Yani tabi sebepler alemindeyiz. İşte İsa Aleyhisselam Ülülazim Peygamber, ben Allah'ın dinine davet edeceğim, kim bana yardım edecek dedi. 12 kişi çıktı ki, nehnu ansarullah, biz Allah'ın yardımcılarıyız diye. Bunun üzerine köy kasaba gezdiler, şehirleri dolaştılar, Allah'ın dinini yaydılar, şeriatını yaydılar. Beni İsrail ümmetine gönderilmişti İsa Aleyhisselam, yani Yahudilere. Bunun üzerine فَاَمَنَ الطَّائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةٌ İsrailoğullarından bir kısmı İsa Aleyhisselam'a yeni gelen dine kitaba iman etti, bir kısmı da küfretti, inkar etti. فَاَيَّدِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِهِمْ Biz de inananları düşmanlarına karşı destekleyince تَصْبَحُوا ظَاهِر۪ينَ Sabaha galip çıktılar. Şimdi Allah bizim ümmetini hali kime benzetti? İsa Aleyhisselam'ın ümmetine benzetti. Bu teşbihten hisse alın. Yani bizim ümmetten bir cemaat, biz Allah'ın yardımcılarıyız derse ve bu davete çıkarsa ne olacak? Herkes inanmayacak. Bu belli bir şeydir. Ekseriyet inanmayacağı da bellidir. Kur'an-ı Kerim haber verir. Habibim sen ne kadar düşkün olsan da insanların çoğu inanacak değil. Ama biz inananlara ulaşalım diyoruz. Zaten inandım diyenlere de ulaştıralım diyoruz canım. O zaman ne olacak? Saflar belli olacak. Mevla da yardımcı olacak. İnananlar bir anda galip olacak. Bunu Allah yapmaya kadirdir ve yapacak. Hazreti Mehdi çıktığı vakitte tek başına bütün dünyaya İslam'ı yayacak. E ne olacak o zaman süper güçler? İsa Aleyhisselam gökten indiği zaman da ne silah çökecek, ne füze, ne atom, ne bomba. Ne olacak o zaman bütün dünyanın güçleri, Avrupa'nın güçleri? Bak tek bir adama Allah yardım etse o tek adamı dünyaya galip edebiliyor ha, tek kişiyi. E nerede kaldı bugün 1,5 milyara yakın İslam nüfusu? Niye bu rezil durumdadır? Bunu düşünelim. İşte devakum ve devakum fi. Hastalığınız da Kur'an'dadır, ilacınız da Kur'an'dadır. Reçeteyi Kur'an'dan alalım. Emma devakum fe zünubukum. Senin derdin nedir? Derdin nedir? Bunu düşün. Derdiniz günahlarınızdır diyor. Ne demek günahlar? Başınıza gelen her musibet. Ma asabekum min musibetin fe bima kesebedeydikum. Elinizle yaptıklarınızdan dolayıdır. Yani namazı terk ettin, cemaati terk ettin, sünneti terk ettin, ümmeti terk ettin, alimleri, velileri terk ettin. Ne yaptın? Kendini beğendin, kendi başına aldın, tutturdun, gidiyor. Ben bu işi bitiririm. Yani? Derdiniz, günahlarınız, devanız, ilacınız fel istiğfar. Allah'tan af istemenizdir. Seherde kalktın mı, teheccüde yalvardın mı, af istedin? Yok. Bütün ümmet sabaha kadar yatar aşağı. Ondan sonra Allah bize niye yardım etti? Estağfirullah ve lekad nasarakumullahu bi bedrin ve entüm edille. Ey Müslümanlar, siz zelilken, fakirken, hakirken, sayıca, silahça, azınlık iken Allah size Bedir'de yardım etti. Medine'den, Mekke'den gelirken yoldan çıktık Bedir'e. Bedir'de ziyaret yaptık şehitleri. 14 şehit Allah'ın dinine şehitlerin en eftali. Onların orada dua ettik. Ya Rabbi burada Habibine yardım ettin, bize de yardım eyle. Burada bu şehitlere ya Rabbi nusret ettin, meleklerini indirdin, bize de yardım eyle. Orada bir mescit yapmışlar. Ben gecen gitmemde onu bilemedim. Bu sefer Pakistanlı şoför bildi orayı. Dedi burada namaz kılalım. Akşamı kıldık, dualar ettik. Orada efendim o mescidin yerinde Resulullah Efendimiz Bedir'de dua etti. Ya hayyu ya kayyum. Dua ede 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 sonunda melekler indi. Dedi ya Rabbi dedi şurada azıcık bir sahaben vardı. Bunları da helak edersen daha sana ibadet eden kalmaz dedi. Nasıl dua etti ki? Evvela 3000 melek müle müjdelendi, sonra 5000 melekle müjdelendi. Müsevvimine hepsi de sarıklı taylasanlı melekler indiler. Cibril ve Mikail ve İsrafil ordularıyla beraber Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki şimdi Bedir'de olsam meleklerin indiği dağı gösterdim size. Orada bir delil var idi, gösterdim size. Dedi bu taraftan melekler indi. O dağın yarığından nasıl kökkürler gibi o meleklerin inmesi var ya, kürlemekle geldi böyle. Tekbirlerle kök. Dağlar inimini minnedi ya. O melekler geldi mi durabilir mi ya? Düşman ordular. Hep sarıklı melekler. E sen şimdi sarığa düşmanlık ediyorsun. Sarıklılar bizi lekeler. Sakallılar bizi zedeler. Bak şimdi bak. Sünnete uyanları yanımıza gelmeyin bizim. E melekler gelmedim senin yanına. Allah'ın yardımı gelmedim senin yanına. Kim yardım edecek sana? Amerika mı yardım edecek sana? Bunları iyi duyun. Bu laflardan çok dikkatli, tesirli anlayın. Bunlar lazım olur size. Sonra 313 kişiyi
900 küsur kişiyi kebertti gitti. Üç misli kuvveti yendi, üç misli. Hem kafirlerin silahları fazla, sayıları fazla, azıkları, erzakları mükemmel idi. Ebu Cehil oradan alları dikti, 70 gavur orada gebert. Tuvaletlerin arkasında gösterdi bize, dedi. Buradadır dedi onların çukuru dedi. Bir çukur kazdılar, 70 gavru oraya koydular. Orada hepsi geberdi gitti. Bak Müslümanlarda 14 tane şehit. Yani çok az. Orada Mevla Teala zelil iken, yani güçsüz iken büyük nusret etti, büyük yardım etti ve Habibini ve dostlarını galip etti. Elhamdülillah. Sonra, yani buradan anlaşılıyor ki sayıya bakmıyor. Buradan anlaşılıyor ki silaha da bakmıyor. Bir de ele alıyorsun Huneyn Muharebesi'nde Estağfirullah. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَد۪يرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ Allah size çok yerde yardım etti. Huneyn günü özellikle yardım etti. اِذَا عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْعًا O zaman çokluğunuz size hayret verdi ama çokluğunuz sizden bir şey def edemedi. Yani sahabe-i kiram tahmin ediyorum, bilmiyorum tabii yanlış söylersem tahsiye edersiniz, 15 bin kişi kadar. Yani çok kalabalık oldular. O zaman arkalarına bakınca dediler ki bugün artık azınlıktan yenilmeyiz. Yani sayımız çoğaldı daha, sayımız az diye yenilmeyiz. اَمَّا فَطَابَتْ عَلَيْكُمُ الْعَضُمْ بِمَا رَحُبَتْ سُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ O geniş yeryüzü size dar geldi Allah buyuruyor. Başladınız kaçmaya. Üç misli kuvveti yenen ordu, şimdi fazlayken kaçmaya başladılar. Çünkü Allah yardımını çekerse ne sayı ibara eder ne silah. سُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَةُ عَلَى رَسُولُهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Sonra Allah yine acıdı, manevi kuvvetini peygamberine indirdi ve inananlara indirdi. وَاَنْزَلَ جُنُودَ اَلَّمْ تَرَوَا Sizin görmediğiniz melek ordularını indirdi. Kafirlere gösteriyor melekleri, Müslümanlara göstermiyor. Gayba iman olsun diye. Ama kafirlere gösteriyor, ötlerin koparsın diye. Sahabe-i kiram diyor, biz çektik kılıcı vuracağım, tam adamın gerdanına bir de baktım herifin kellesi düştü önüme ben vurmadan. Anladım, melek benden evvel davranıyor, vuruyor. Böyle görünen şekilde melekler kerdanlarından vuruyorlar. Mahsallarını kesiyorlar. Mevla öyle vahyet. Efendi kardeşlerim, çokluğuna güvenilen yerde mağlup olundu. Allah'a güvenilen yerde galip gelindi. Uhud Muharebesi. Resulullah Efendimiz'in bir sünneti, bir emri terk edildi. Şurayı terk etmeyin. Okçulara tembih. 50 tane okçular, 40 küsuru arkadaşlarımız ganimet almaya başladı. Biz ne duruyoruz? Komandanlar dedi yahu. Resulullah buyurdu ki ganimet aldığımızı görseniz bize ortak olmayın. Ben size haber etmeden yerinizden ayrılmayın. Arkamızda durun, sırtımızı koruyun. Adamlar dediler ki o harp bitene kadardı ya. Ya harp bitene kadar olur mu? Resulullah'tan haber gelene kadar. Ben öyle anlamadım dedi. 40 kişi bıraktı gitti dünya ganimetine düşünce düşman arkadan toparlandı geldi. Evvela o 8 kişi şehit etti orada kalan, sonra ordunun arkasından çıktı önünden. Girdi önden çıktı ya. Az daha İslam'ın sonuna mal oldu. Resulullah Efendimiz'in dişi şehit oldu, bayıldı. Neler oldu? Bak bir emir terk edilmekle kazanılmış harp kaybediliyor. Resulullah Efendimiz'in bir sünneti terk edilmekle, bir emri terk etmekle. Mevla ne buyuruyor? Ben sahabeye göstermek istedim ki senin emrini kırarsalar galip getirmeyeceğim. Bunu görsünler diye yaptım diyor Uhud'da. 70 tane şehit verildi. Hazreti Hamza Allah'ın aslanı orada şehit oldu ya. Radıyallahu. Bunlar ibret olsun size. Ders olsun hepimize. Demek ki biz Allah'a yardım edersek o bize yardım eder, o bize yardım ederse kimse bizi yenemez. Şimdi onun için deminden beri, başından beri söylemek istediğim nedir? Bugün çok yollar denenmiştir, çıkmaza girmiştir. Cezayirli bir kardeşimizle görüştük, şuurlu bir adam. Fransa'da duruyor. Dedi ki, çok yanlış yollara girildi. Ama bak şimdi çıkmaza girildi dedi. Mitingler, yürümekler, bağırmaklar, çağırmaklar dedi. Şimdi dedi, bir tane genç bulamazsın sokak dedi. Nerede bunlar şimdi dedi. Görüyor musun? Dine davet edilseydi, halk İslam'a yönlendirilseydi, efendim, o zaman Mevla yardım ederdi. Şimdi acelecilik var. Hemen baklayı ağzından çıkartmak. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Yapamayacağın şeyleri konuşmak. Büyük laflar konuşmak. Mevla'nın en kızdığı şey. Lime tekulûne mâ lâ tefâlûn. Niye yapamayacağınız şeyleri konuşuyorsunuz? Bunlar bizi bu hale getirdi. Efendim kardeşlerim. Şimdi oraya git çıkmadı, buraya git çıkmadı. Ben sana bir çıkar yol söylüyorum. Bir geçer akçe veriyorum sana. Sen anlamıyor musun? Estağfirullah. Veltekum minkum ümmetün. İçinizden bir cemaat oluşsun. Bu gökten inmez, yerden bitmez. Yetiştirin bunu yani.
Bu kadın da olacak, erkek de olacak. Vel mu'minune vel mu'minat ba'du mevliya ba'z. İnanan erkeklerle kadınlar birbirinin dostudur, yardımcısıdır. Bu yardım neyle olur? Yemurune bil ma'ruf ve nehyen anil münker. İyiliği emreder, kötülükten ney ederler. Yani birine namaz kılmayana namaz kıl demek. Oruç tutmayana oruç tut demek. Çıplak gezene örtün demek. Faiz yiyene haramdır demek. Davet etmek. Güler çatlı zil anlatmak. Sohbete çağırmak. Şimdi bu vaazları ona sen yapmak demek. Adamı getirdin buraya. Ben bulamazdım onu. O da bulamazdı burayı. Sen vesile oldun. Bütün bu vaazları sen yapmış oldun ona. E görüyor musun şimdi? Böyle bir cemaat yetiştirin. Tek derdi yed'ûne ilel gayr dine davet olsun. İvez, garaz, koltuk, sandalye, makam, mevki, rütbe, para yok. Sade dine davet. Ve emrûne bil ma'ruf. Allah'ın dini, şeriatın, sünnetin kabul ettiklerini millete emretmek. Yani duyurmak. Ve nenâil münker. Allah'ın dinin yasak ettiği şeylerden alıkoymaya çalışmak. Bu vazifeyi yapan bir cemaat olursa ve ulâkûmul muflihûn. İşte ancak onlar felah bulanlar, kurtulanlardır. Ancak onlar. Bak başkaları kurtulamayacak demektir. Onun için efendi kardeşlerim, bizi bu hale getiren tefrikalar, parçalanmalar, bölünmeler, Müslümanım diyenler grup hepsi kime davet ediyor? Dine davet edecek yerde, ehli sünnete davet edecek yerde herkes kendi hizbine çağırıyor. Sen benden ol diyor, namaz kılmasan da zararı yok. Şimdi öyle Müslüman cemaatlarından duyuyorum ki, diyorlar ki siz bize üye olun, siz bize kaydolun, siz bize yardım getirin, namaz kılmasanız da zararı yok. Bunu da duyuyorum ha. Sen nasıl bu güvenceye veriyorsun adama? Sen haram yapsan da olur. Faiz diyor, sen al da bize getir diyor. Biz vereceğimiz yerler var. Bak görüyor musun? Adama faize teşvik ediyor. Koy parayı faize al bize getir. Böyle cemaatler var Türkiye'de. Hem de çok ileri vaziyet. Giden bir şarkıcı yazıyor gazetede ki efendim Bakara suresini besteleyeceğim diyor. Müzikle çalacağım diyor. Sonra sordum onu diyor. Bir Müslüman cemaatleri çok Türkiye'de en kalabalık zengin cemaatleri demişler ki çok güzel olur uygundur demişler. Allah Allah bu nasıl oluyor ya? Tefrika fırka parça böl parçala yut. Ondan sonra işte Türkiye'deki ve dünyadaki Müslümanlar bu kadar sayıca fazlayken gavurlara mahkum oldular. Şimdi bir cemaat çıksa Allah için dine davet etse, madde menfaat vez garaz gözetmese Allah bu cemaate yardım eder mi? Eder. Çok daha az olsalar galip eder mi? Eder. Ama bu cemaati bu kaliteyi tutturabilmek meselesi. Ben bu iddiada değilim. Allah hidayet etsin hepimizi ama yani beraber olalım. Bak biz Allah'ın davetine yönelmişiz. Gece gündüz geldim geleli. Geldiğim günün akşamından başladık. İzmit, Adapazarı her gün bir yere gidiyoruz. Birkaç insana bir şey anlatıyoruz. Efendim duyurmaya çalışıyoruz. Ama biz bunu yetiştiremiyoruz yani. Her yere ulaştıramıyoruz. Size diyoruz ki ya biz Allah'ın dinine davete çıkmışık. Dilimiz döndüğü kadar. Allah bildiğimizden sorar, bilmediğimizi sormaz. E peki siz bu davette bize yardımcı olmayacak mısınız? Bir cemaat çıkıp nahnu ensarullah, biz Allah'ın yardımcılarıyız diyebilse bu iş bitecek. Ne istiyoruz sizden? Ya insanları bu yola davet istiyoruz. Bir şey istediğimiz yok. Devam sebat istikamet istiyoruz. Bakıyorsun gelen adam birkaç kere gelen ondan sonra gelmez olmuş. Ya bu adam hoca mı oldu? Ne oldu bu adam? Niye gelmiyor artık? Bir arkadaş dedi ki benim kayınpederim sohbetlere gelirdi. Sakalı da vardı sonra bıraktı. Çok var böyle adam ki. Biraz geliyor bir heves alma. Ondan sonra ne var ne yok bakma. Sonra daha gelmez olur. Ya sen çok mu öğrendin? Ne yaptın? Fazla mı geldi? Niye gelmiyorsun artık? Aman dedi oğlum biz çok dinledik dedi. Ya biraz da siz dinleyin. Ne dinledin ya sen? Kella innel insâne le yatgâ errâhustagnâ. İnsan azar kudurur Allah buyuruyor. Niçin? Kendini ihtiyaçsız gördüğü için. Yani benim Allah'a ihtiyacım yok, peygambere ihtiyacım yok. Ne demek? Cemaata ihtiyacım yok, sohbete ihtiyacım yok, vaaza ihtiyacım yok. O demek. Dinün nasihat buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Din nasihattan ibaret, din sohbetten ibaret, din vaazdan ibaret. Kainatın efendisi en büyük sünneti sohbet. Beş vakit namazı kıldırır, peşinden bir ayet, bir hadis okur. Böyle haftada bir sohbet değil. Beş vakit sohbet. Sahabenin adı sohbetten gelir. Sohbet beraberlik anlamına gelir ya. Dinleyeceksin, bir şey bilmiyorsun. Okuyacaksın, dinleyeceksin, amel edeceksin, milleti de davet edeceksin. Ne demek ben çok dinledim, sen dinle. Ondan sonra diyor, çorap söküğü gibi arkası geldi. Bir zaman sonra da namazı da terk etti. Sakallı adam, görüyor musun? Ben duyuyorum cemaattan, sakalı kesenler, namazı bırakanları duyuyorum. Binde bir yani kayan. Ekseri yeni gelenler, idat bulan çok. Ama binde bir böyle kaydaran da var. Ne oldu?
Ya dedi bu kadar zamandır da kılıyorum dedi. Ne hayrını gördüm canım. Bak kafir oldu gitti şimdi böyle diyen adam ne oldu? Ondan sonra bir zaman geldi diyor. Kızıyla beraber biz alt katta oturuyoruz. Onlar üst katta. Bir de çıkalım bu babamın sesi çıkmıyor ne zaman. Baktım ki iplen efendim asmış kendisini tuvalda intihar etti gitti. Çünkü bir insan cemaattan ayrıldığı zaman şeytana maskara olacaktır. Ne gibi? Sürüden ayrılan koyunu kurt dediği gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu? İnnemâ ye'kulü zîbu minel ghanemil kâsiye. Kurt sürünün hangisini yer? Geride kalanını yer. Çünkü sürünün etrafında ne var? Çoban köpekleri var. Kurt oraya diş getiremez. Cemaatin içinde kalan mahfuzdur, kurtulmuştur. Ama bir koyun geri kalırsa çobansız efendim köpeksiz tek başına kurt ona diş geçirir. Tespit hata yok. Şimdi bu cemaatin etrafı nedir? Meleklerle çevrildi. Nereye kadar? Birinci kat cemaaya kadar. Cemaate giren mahfuzdur. Allah'ın korumasındadır. Ama cemaate gelmeyen adam ne dışarıda tek başına ben çok biliyorum diye kendini avutur. Ondan sonra şeytan ona musallat olur. Vesvese vesvese bunalım. Sıkıntı, buhran. Hakikaten böyle fıttıran, intihar eden de var. Çünkü bu cemaat rahmettir. El cemaatü rahmetün vel firkatü azab. Allah'ın acıması, rahmeti, yedi kudreti cemaatın üstündedir. Ayrılan azaptan. Onun için diyorum cemaati terk etmeyin, sohbet terk etmeyin. Bir sohbet terk etmeyin. Neden? Belki hidayetim o sohbettedir. Belki bir yanlışım orada düzelecek. Belki itikadındaki bir bozukluk o mevzuda o gün geçecek. Ne biliyorsun? Belki o pis itikadlar ölse cehenneme gideceksin. Bir hidayetine nasip olan cümle duydun. İtikadını düzelttin belki bu. Ne bileceksin ne vakit ne gelecek. Allah ne buyurursa o. Kafadan konuşmuyoruz. Tertip de yapmıyoruz. Mevlamız size ne münasip görüyorsa onu konuşturuyor size. Yani sizin rızkınızdır burada. Ruhunuzun gıdasıdır. Bizim hazırlığımızdan değildir. Onun için bundan sonra inşallah yine Ramazan-ı Şerif çıktı diye gevşemeyelim. Bu Türkiye'nin ve dünyanın kurtuluşunun tek çaresini dine davet bilelim. Felahı ve kurtuluşu başka yerlerde aramayalım. Efendim? Fuzuli yerlerde gezinmeyelim. Nerede bulalım? Allah'ın dinine yardım, dinine hizmet, dinine davet, cemaate çağırmak, sohbete çağırmak. Eğer bu gençlik inşallah iyi yetişirse, eğer bu insanlar İslam'ın güzelliğini bilirse, o zaman işler kendiliğinden hallolacak inşallah. Zaten saflar belirlenirse, yani dost düşman seçilirse, davet her yere ulaştırılırsa, o zaman ben duymadım, ben bilmedim diyemeyen kalmazsa Mevla zaten ne yapacak? Arayı açacak. Peygamberler ne yaparlardı? Davet davet gece gündüz gizli açık art tebliğ. Neticede efendim bir kısmı inanır bir kısmı inanmaz. Ne olacak? O zaman bedduaya izin var. Şimdi biz kafirlere beddua etsek tutmuyor. Neden tutmuyor? Mevla soruyor ki siz bunlara İslam'ı duyurdunuz da mı şimdi beddua ediyorsun? Duyuramadık. Duyuramadan adam bilmiyor ki İslam'ı öcü gibi görüyor. Beddua da tutmuyor yani. Çünkü hadis-i şerifte le temurun ne bil maruf ve le tenevün ne al münker. Mutlaka iyiliği emredesiniz, kötülükten ne edesiniz? Yani dine davet edesiniz. اَوْلَيْ سَلَّطَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَاَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا اُسْتَجَابُلُونَ Böyle yapmazsanız Allah en kötüleri başınıza musallat edecek. O zaman en iyileriniz de dua edecek, kabul edilmeyecek. İşte o zamana geldik şimdi. Bak duada bakıyorsun kabulle seni göremiyorsan neden? Vazifeyi terk ettiğinden. Ne zaman daveti tamamladık, herkese ulaştırdık. Ondan sonra dost düşman ayrılınca Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hak ve ente hayrul fatihin. Ey Allah'ımız bizimle inkar eden kavmimizin arasını aç. Hak ile aç. Efendim sen açanların en hayırlısısın. Duası yapılacak. Yerini bulacak. Dost düşman ayrılacak. Ama şimdi karışık. Çünkü ulaştıramadık. Gelin bu davete önem verin. Bir cemaat bu işte gayretli olun. Çevrenizde etkili olun, tesirli olun. İnşallah tesir yaratacak Allah Teala'dır. Siz niyetli olun. Mevla niyetinize göre muamele buyuracak inşallah. Şimdi biz ölünceye kadar Allah bir mani vermezse ayetlerle, hadislerle, hikmetlerle, güzel öğütlerle dine Allah'ın yoluna davete çıktık. Peki siz de bu cemaatler olarak Allah'ın huzurunda şu mübarek gecede cuma gecesinde biz de Allah'ın dinine elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız diyebiliyor musunuz? Bunu Allah görüyor. Niyetiniz de biliyor, kalbiniz de biliyor. Bunu yaparsanız inşallah Rabbim arkasını tamamlar. Sen elinden geleni ortaya koy, gelmeyeni Allah'a bırak. Rabbim yapar bu işi. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Beni de kim de yapacak? Yani din dünyaya hakim olacak. Ona şüphe yok da sana bana bu çorbada ne kadar tuz nasip olacak? Orası şimdi bizi ilgilendiriyor. Yok da
Zaten Allah'ımız kararını vermiş ki Keteballahu l-eğlibenne ene ve Resulü. Allah yazdı ki ezelde elbette ben ve Resullerim galip olacağız. Bunu kimse mağlup edemez. Ama bu imtihanlardan geçeceğiz. Rabbim kayanlardan olmaktan muhafaza eylesin. Kazananlardan olmayı nasip eylesin. Mehmet Kahveci Efendi, mühendismiş herhalde. Dışarıda bekleniyor. Adil, belki bir not var kendisine. Buradaysa baksın. Şimdi efendim kardeşlerim. Ümmü Seleme anamız radıyallahu teala anha rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz'in ailesi. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Hepsine sizin selamlarınızı ulaştırdık. Hatice anamız Mekke'de. Meymune annemiz Mekke'de. Dokuz ailesi, Ayşe anamız, Hafsa anamız, Sevda anamız, Ümmü Habibe, Cüveyriye, Ümmü Seleme, hem iki tane Zeynep validelerin, binti Cahş var, binti Kuzeyme var. Hepsine efendim selamlar tek tek verdik. Kızları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, üçü bir arada. Fatıma anamız, Ehl-i Beyt'in yanında Hazreti Abbas, radıyallahu anh, İmam Hasan, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed el-Bakır, İmam Cafer-i Sadık, hepsi Ehl-i Beyt bir yanda. Resulullah Efendimiz'in halaları Safiye validemiz, Atike validemiz bir yanda. O da Abdullah ibn-i Mes'ud vesair, Osman ibn-i Mes'ud vesair sahabeler 10.000'den fazla bir yerde. Sonra Hazreti Osman ibn-i Affan radıyallahu anh arkada tek bir yerde. Halime anamız, Ebu Sa'id el-Hudri, Sa'd ibn-i Muaz vesair bütün sahabeler tek tek ziyaretler yapıldı, selamlarınız ulaştırıldı. İbn-i Ömer Mekke'de radıyallahu anh. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesine inşallah beraberce girildi. Hazreti Sıddık, Hazreti Faruk'a selamlarınız yerinde ulaştırıldı, arz edildi. Ve gece gündüz saatlerinde aynen beraber ne istedik? Sizin için de istedik. Neden sığındık? Sizin için de sığındık. Allah Teala kabule karin eyleye. Tekrarını cümlemize nasip eyleye. Şimdi efendim kardeşlerimiz. İlâşıra bin nebî ve âlî ve sallâhu müşâfîn hâkâr. Envâtina envâti azcama ve ilâ arvâ envâti menzükürû fî hâdîl cedse. El-Fâtiha.